Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından fonlanan Hatay Karbon Ayak İzi Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde 2019 yılı Şubat ayında başlayan projenin kapanış toplantısı gerçekleştirildi. İller Bankası olarak da iklim değişikliğinin en önemli mücadele alanlarında, iklim değişikliği mücadele alanında en önemli unsurlardan biri olan yerel yönetimlerin hem teknik olarak desteklenmesi hem de finansal anlamda desteklenmesi amacıyla da bizler de iklim değişikliğine son yıllarda giderek artan bir önem vermekteyiz. Projenin kapanış toplantısı, projenin getirilerini paylaşmak ve iklim değişikliğinin önemini vurgulamak amacıyla Hatay'da konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla paydaşların katılımıyla gerçekleşti. Proje 21 Şubat'ta başladı ve yaklaşık 7 ay sürdü. İşin daha da acısı, büyük şehir olmadan ovada bir tane arıtma tesisi yoktu. Biz de 5 yıl önce büyük şehir olduğunda iki tane belli başlı arıtmamız vardı. Biri Antakya'da, biri İskenderun'da. Şu anda onlara 9 tane daha eklendi. 3 ve 31 Temmuz 2019 tarihlerinde proje kapsamında paydaşların katılımıyla yapılan çalıştaylarda mevcut durumu değerlendirilerek sektörel azaltım eylemleri çalışılmıştı. Bu noktada Hatay ilinde uygulanabilir ve herkesçe kabul edilebilir azaltım stratejilerinin seçilmesinde paydaşların görüşleri alınarak projenin bir sonraki adımı olan sera gazı azaltım eylemleri ve stratejilerinin belirlenmesi sağlanmıştı. Ve bu noktada Hatay ilinde uygulanabilir, herkesçe kabul edilebilecek sera gazı azaltım yöntemlerinin seçilmesinde paydaşların görüşleri alınarak projenin bir sonraki adımı olan sera gazı azaltım eylemleri ve stratejilerin belirlenmesi sağlanmış ve bu çalışmalar bir kaynak haline getirilmiş, ilgili kurumlara da yakında dağıtımı yapılacaktır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkan Yardımcısı Sakrop Kujimatov da nüfus artışının çevre sağlığına olan etkilerine değindi. Kujimatov, artan nüfusun Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nı Hatay'daki projelere daha fazla yatırım yapmaya zorladığını ekledi. Belediyenin hazırladığı bir rapora göre planın gerçekleşmesi için gaz emisyonlarının inşaat faaliyetlerinden %13, atıklardan %5, tarımdan %4 ve ulaşımdan %2 oranında azaltılması gerekiyor. Raporda Hatay'ın toplam sera gazı emisyonlarının 2017'de 17,6 milyon tonun üzerinde olduğu bildirildi. Rapora göre kişi başına düşen karbon ayak izi rakamlarının Hatay ilçelerindeki nüfus artışıyla doğrudan bir ilişkisi var.